Arkadaşlar merhaba. 10 marifette kanaviçe işleyelim. Kanaviçeye yeni başlayanlar, bu konuda fazla deneyimi olmayanlar nasıl çalışsınlar, nelere dikkat etsinler, hangi malzemelere edinsinler, onları birlikte bir gözden geçirelim. O arada da şöyle güzel bir, son zamanların çok favori desenlerinden bir flamingo işleyelim dedik. Şimdi kanaviçe işlemek için öncelikle birkaç tane malzemenin elinizde olması gerekiyor. Onlardan bir tanesi etamin kumaşı. Etamin kumaşı böyle kendinden delikleri olan, kanaviçeyi işlerken o deliklerden ipleri geçireceğiz çünkü. Delikleri olan şöyle minik kare kare bir yapıdan oluşan özel bir kumaş. Ondan sonra ne olacak? Haliyle iplerimiz. İplerimiz o çok incecik iplerden değil de böyle zaten alırken kanaviçe işleyeceğinizi söyleyerek satın alırsanız belki daha anlamlı olur diye düşünüyorum. Standart, yani klasik ipler zaten gördüğünüzde tanıyacaksınız. Burada mesela 8 numara ip var elimizde. Ben sıklıkla bunlardan kullanıyorum. Çok güzel sonuç veriyor. Renkleri de çeşit çeşit, çok doyurucu oluyor. Burada bizim pembe, açık pembe ve siyah ve de tabii sarı, buraya koymayı unutmuşum. Sarı ipimiz var. Kasnak lazım. Çeşitli boylarda kasnak. Kasnak hem etamin kumaşımızı gerdirmek için, bir şekilde rahat çalışabilmemiz için bize lazım. Muhakkak lazım diyebilirim. Çünkü gerdirmeden çalışmak çok zor ve sonuç o kadar da iyi olmayabilir. Ve rahatlığınız için de önemli. Özellikle de son zamanlarda çok da hoşuma gidiyor. Ben de öyle kullanıyorum hep. Çerçeve olarak da kasnağı kullanmak mümkün ve dediğim gibi çok estetik duruyor bence. Kumaşın konumuzla bir alakası yok. Kasnak masanın üzerinde kaybolduğu için oraya koydum. Makas lazım tabii ki. Kareli bir kağıt. Kareli bir kağıt bize lazım olacak. Çünkü biliyorsunuz küçük çarpılar, kareler üzerine küçük çarpılar atarak ilerleyeceğiz kanaviçede. Onun için de şablon çıkarmak ya da işte var olan bir şablonu telefondan, bilgisayardan bir şekilde bakarak aktardığınız şablonu kareli bir kağıdın üzerine özellikle ilk aşamalarda aktararak çalışmak saymanız için size kolaylık sağlayacak. Dolayısıyla bu kareli defter, kareli kağıt lazım. Dolayısıyla kalem ve silgi de lazım oluyor. Ben şimdi sarı ipi alayım geleyim. Ondan sonra nasıl başlıyoruz, nasıl devam ediyoruz onu görelim. Evet, sarı ip de geldi. Şimdi bütün malzemeleri saydım. En önemli malzeme neredeyse diyeceğim, iğneyi unuttum. Bu iğne sıradan bir dikiş iğnesi değil. Kanaviçe işlemek için gördüğünüz gibi şu delik kısmı oldukça enli, geniş olan ve nispeten de şu kalınca iğnelerden, öyle kolay kolay batmayan iğnelerden edinmek lazım. Bu şekilde malzemelerimizi tamamladıktan sonra ne yapacağız? Şimdi ilk iş olarak şöyle göstereyim. Bu desen şu küçük kasnağa sığmayacağına göre, bir de bundan daha büyük kasnaklar da var. O da fazla büyük gelecektir. Fakat bu oldukça ideal gibi gözüküyor. Çok güzel ortalanabilir, çok güzel hesaplanabilir. Bayağı ideal bir desen oldu bu. Şimdi ilk aşama olarak kasnağa etamin kumaşımızı gerelim. Bunun için şuradaki vidayı açacağız. Kasnağı gevşeteceğiz. Kenarlardan birazcık pay bırakın. Çünkü şimdi gerdiğimiz zaman o biraz çekiyor olacak kendini. Şöyle yapalım. Küçüğü alta koyuyoruz. Kumaşı üstüne koyuyoruz. Şöyle biraz kenarlardan. Üstüne büyük parçayı şöyle kumaşı da gerdirerek koyup biraz da şöyle kenarlarından muntazam bir biçimde çekip vidasından kapatıyoruz. İyice sıkarsanız daha iyi olur. Evet, bu kadar sıkılıyor zaten. Hem de sonra burası asmak için de çok güzel bir yer olmuş oluyor. Şimdi kumaşı gererken en başta yapılabilecek bir yanlışı, ben tabii bilerek yaptım da diyebilirdim ama bilerek yapmadım, dikkatsizliğime geldi. Fakat çok iyi oldu. Çünkü şimdi dikkat ederseniz bu etamin kumaşının kendince bir dokusu var ve de burada şu tarafa doğru gitmiş o yapı, bu tarafa doğru gitmiş. Oysa bunun şöyle durması gerekiyordu ki biz şu şekilde işleyebilelim. O yüzden ben onu düzelteyim. Kumaşa yakından baktığınızda tam ne dediğimi anlayacaksınız. Şöyle delikler şu şekilde bir defter gibi olsun. Yamuk durmasın. Şimdi bir daha kapatalım. Tamam, güzelce gerdik. Şimdi bir minik hesaplama ipucu değil de aslında dikkat etmemiz gereken bir şey. Biraz önce kendim de yaptığım bir neredeyse yapacaktım ama yapmadan döndüğüm bir yanlış. Şu ki şimdi buradaki kareli kağıttaki çarpılar tabii ki haliyle buradaki çarpılardan çok daha büyük. Çünkü buradaki kare buradaki kareden çok daha büyük. Dolayısıyla bu flamingo burada kareli kağıtta göründüğü kadar büyük gözükmeyecek burada. Ama hala bu küçük kasnak için büyük. Ya taşacak ya da kenarlara yapışacak. Dolayısıyla iyi olmayacak. Biz yine de flamingomuzu orta boy kasnaklarda, bundan daha küçük orta boy kasnaklar da var. Onlardan da deneyebilirsiniz. Ona uyabilirdi. Ben şimdi burada göstereceğim ama yine de bence bu kasnağa biraz küçük gelecek flamingo. Çünkü bunu biraz daha küçüleceğini düşünün. Çeşitli aramalarla ulaşabileceğiniz Kanaviçe desenlerinden ya bilgisayarda biraz büyütüp çıktı alabilirsiniz ya da böyle basit bir desense kareli kağıda aktarabilirsiniz. Bakarak ve çarpıları sayarak. Şimdi yukarıdan aşağıya sayalım bakalım bu flamingonun boyu kaç çarpıymış. En yüksek noktasından en alt noktasına kadar sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 29, 30. Tam da 30'muş. Yani flamingomuzu şimdi gözümüzde canlandırabiliriz. 30 çarpı büyüklüğünde bir boyu olacak. Şimdi burada bakalım bu neye tekabül ediyor. Şimdi buradaki çarpılar şöyle olacak. Yani şu her bir minik blok bizim buradaki karelere denk gelecek. O yüzden şöyle yukarıdan sayalım bakalım ne kadar oluyormuş 30 çarpı. 30'a kadar sayıyorum. 1, 2, 3. Bakın 30 çarpı şuralara denk geliyor. Şöyle bir şeymiş. Dolayısıyla bunu nasıl ortalayacağımızı birazcık şimdi kestirebiliriz. Yani şöyle şunu bozmadan şöyle çekebiliriz. Flamingo tam da böyle ortada olabilir. Yani aşağı yukarı şuradan başlasak hiç fena olmaz. Şöyle kurşun kalemle küçük bir işaret koyalım. Tam orta noktası burası olsun desek bence hiç fena olmayacak. Dolayısıyla şimdi bir de flamingomuzun enine bakalım. Şimdi şöyle en şişman yerinde mesela neresi? Şöyle gagasının en bu uç tarafından şu kuyruğun bu tarafına doğru sayacak olursak 1, 2, 15 şuradan şuraya, yani bu en şişman yerinin de 15 olduğunu varsayarsak o zaman çok güzel şöyle ortalayacak şekilde yapabiliriz. Dolayısıyla şurayı ortalamak için 15'inde işte tam bölünmüyor ama 7 bir tarafta 8 bir tarafta olacakmış gibi varsayarsak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mesela şuralardan başlarsak kafasını şöyle şu noktasını buralardan başlarsak sanki iyi kötü oturacak ortasına gibi düşünebiliriz. Şimdi ilk çarpımızı atacağız. İpi geçirdik iğneye. Ucuna standart şöyle bir normal düğüm attık. Arkadan kaçmamasını sağlamak için. Şimdi yapmamız gereken aslında çok basit. X'ler, çarpılar oluşturmak ama her zaman için Kanaviçe'nin yani Etamin kumaşının arkasında da bir dağınıklık olmasın, temiz çalışılsın. Bu önemli, tavsiye edilir Kanaviçe yapanlar tarafından. Ona dikkat edelim, olur mu? Şimdi başlayalım. Şöyle şuralardan da şöyle arkasından oraya denk gelecek şekilde şuralar. Şöyle zaten ittire ittire bulursunuz onu. Bir şeye denk gelecek. Bir deliğe denk gelecek şekilde geçirelim. Şimdi ne yapacağız? Bir çarpı oluşturacağımız için onun üstüne değil, yanına değil, karşı çaprazına batacağız. Böyle. Bu böyle takılacak ara sıra. Çünkü ipin öyle çok uzun olmamasına. Hop, dikkat edin. Şimdi şöyle biraz da el yordamıyla diğer tarafından çekip çarpıyı tamamlayalım. Şimdi çok fazla sıkmayın, çok da gevşek de bırakmayın. Bakalım arkasına. Arkasında şöyle bir manzara var. Şimdi devam edeceğiz. Burada kaç tane? 1, 2, 3, 4, 5 tane aynı renkte çarpı var. Dolayısıyla ne yapacağız? 5 tane bu tarafa doğru gideceğiz. 2 dikkatlice, mesela şurada, burayı buldu örneğin. Oradan çıkaralım. 2 Tamam. Şimdi en tepesini oluşturduk. Yani flamingonun şu başının üst kısmını oluşturmuş olduk. Ondan sonra ne yapacağız? Altında 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane çarpı var. Bir tanesinin siyah olduğuna dikkat edeceğiz. Gözü olacak orası. Onu atlayarak yapacağız. Dolayısıyla şimdi bir arkasına göz atalım. Arkası böyle. Şimdi mesela kaldığımız yer neresi? Şu ip burada bittiği için şu tarafa denk geliyor. Oradan devam edelim. Şimdi bir tane böyle sağa fazlalık gelecek şekilde başlayalım. Şimdi nasıl olabilir biliyor musunuz? Aslında ekoller diyebiliriz bunlara. Ya böyle çarpıları birer birer yapıp giden bir ekol. Ya da eğer düz bir çizgi gidiyorsa şöyle tek 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 bu tarafa atıp dönüşte de tek 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 onun üstüne atıp dönmek diye bir başka ekolün varlığından bence bahsedebiliriz. Şimdi öyle yapalım. Aradaki gözü atlamayı unutmayıp. 2. Şimdi dönerken de üstlerini oluşturacağız. Da yaptım. Arkaya bakarken şunu fark ettim. Aslında göstermek istediğim şeylerden, hatalardan biri buydu. Şimdi bir yerinde iplik böyle biraz bol kalmış, takılmış, kendi kendine dönmüş, gelmemiş öne doğru. Ben de onu fark etmeden devam etmişim. Mesela ne yapabiliriz burada? Küçük makasımızla şunu kestik ve de düğümledik. Kaçmasın, yeter bize. Kaçmasın ve dağınıklık yapmasın arkada. Tek isteyeceğimiz şey o. O yüzden şöyle düğümleyelim. Ondan sonra da fazlasını keselim gitsin. Sonra biz yolumuza devam edelim. Bu bazen gevşer. Kumaş bazen gevşer. Ara sıra şöyle gerdirerek çalışmamızı sağlıklı bir şekilde devam ettirebiliriz. Şimdi ip bitmeye yaklaştı. O yüzden bunu zaten bir bitirmeyi göstermiş olayım diye vesile olsun. Bunu bitirmek için mesela şurada yaptığımız yerlerden şöyle geçirip birkaç tanesinden şöyle şöyle yürüterek sağlama alabiliriz. Ben bayağı sağlam alayım dedim. Epey bir yürüttüm. Çünkü şu anda bağlayacağımız bir yer yok. O yüzden şöyle geçtiğimiz yerden bir daha geçelim. Böyle dağınıklık yaratmayacak bir şekilde bitirelim. Şimdi şöyle ufak makasımızla onu keselim. Yeni ip geçirerek devam edelim. Şimdi burada yine yapsam o hatayı da göstersem dediğim bir şey. Şöyle daha yakından göstereyim. Bu delikler kumaşın böyle noktacıkları halinde görülüyorlar. Ama tabii ki kumaş bu. Yani zorlarsak istediğimiz yerden batabiliriz. Dolayısıyla o deliklerin yanındaki minik bir aralık açıp kendimize oradan geçmek de mümkün. Ben şimdi öyle bir şey yaptım ve bu muntazamlık bozuldu gördüğünüz gibi. Böyle gitmesi gerekirken biraz daha yamuldu. O zaman yapacağımız şey ne? Çıkaralım ipi. Hiç böyle şeylerde üşenmemek lazım. Çekelim. Çünkü ondan sonra işimiz güzel olmaz. Bu kadar basit. Geçirelim yeniden. Ondan sonra doğrusunu yaparak devam edelim. Şimdi şöyle ilerledim ben. İp gene bitti. Bu sefer ipin bitişiyle ilgili bir şey göstermek istiyorum. Bu defa içten yürüterek bitirmeyeceğim. Şimdi gene bir tane geçireyim. Öyle bırakayım. Şimdi bu böyle dursun. Açık pembe ipe geçeceğim. Açık pembe iple bu iç kanatları yapıyor olacağım. Ama orada aklıma şöyle bir şey geldi. Bunu ben düğümlemiştim zaten ama onu keseceğim. Niye? Biraz daha bırakacağım ucundan. Sonra diğer iple birbirine bağlayacağım. Böylece onlar birbirlerini tutmuş olacaklar. Tabii düğümü düzgün atabilseydim o zaman daha iyi olurdu. İyi, daha büyük oldu. Şöyle yapayım, hatta arkada karışıyor işler. Karışmasın diye onu çekelim. İşte böyle şeyler olacak mesela. O zaman ne yapacağız? Sabırlı bir biçimde iplerimizi çekeceğiz. Dikkatli olacağız. Şimdi burada bu bırakmıştım ya bunu. Onları birbirine bağlayalım. O gelsin şöyle. Tamam. Yani böyle yeni ipe geçtiğinizde, yeni renge geçtiğinizde ipleri birbirine bağlayarak sağlamlaştırın demek istiyorum. Şimdi böyle içi biraz açık pembeyle dolduracağız. Nasıl? Ne tatlı oluyor değil mi? Şimdi gagayı yapalım. Zaten işin büyük kısmı bitti. Gagaya şurada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tanecik çarpı atacağız, o kadar. Bağlayınca daha güvenli her şey. Şimdi şu çarpıyı da atıverelim. Zaten şurada 2 tane siyah çarpı var sadece. Çok da yakın. Yani onu koparmaya değmez. Arkadan şöyle yapalım mı? Bir tane batıp şöyle. Ortalıkta ip kalmasın diye. Nerede bu? Tamam, siyahın işi bu kadardı zaten. Onu kapatalım, yürütelim, bir şeyler yapalım. Çok tatlı kaldı ayaklar. Hadi. Nasıl? Çok tatlı oldu bence. Şu baştan yaptığımız işareti de silelim. Şimdi arkada durum ne? Bakalım, arkada böyle ben o sarı ipleri biraz uzun uzun bıraktım. Niye? Hep birbirine bağlayalım diye. Bayağı derli toplu oldu arkası. Önü ise çok şirin oldu. Şimdi ben böyle ucu ucuna değecek zannetmiştim ama baktım. Bu kasnağı da çok tatlı oluyor. Ben oraya koymaya karar verdim şimdi bunu. Koyduk, güzelce ortalandı, yerleşti. Şimdi ne yapacağız? Kenarlarından keseceğiz. Normalde tabii ki bu kadar etamin bırakıp ziyan etmezdim. Bunları yine de atmayacağım. Şu minicik parçalar bile bir işe yarayabilir. Kanaviçe işleyemem diye bir şey ben kabul etmiyorum. Çünkü birazcık dikkatle, özenle, biraz kendini vererek, şablondan biraz titizlikle etaminin üzerine işlemeyi aktararak bence çok daha kapsamlı, hatta daha büyük kanaviçeler işlemek mümkün. O yüzden aklınıza koyduğunuzda yapamayacağınız bir şey değil. Çok da güzel, çok göz dolduran bir iş. Böyle yeni başlayanlar için dikkat edilmesi gereken şeyleri bir şekilde toparlamaya çalıştık. Bundan sonra mesela harf işleme örnekleri gösterebiliriz. Biraz fazla ipuçlarına değinebiliriz. Başka bir Kanaviçe videosunda bakalım işleri ne kadar ilerletebiliriz. Ama şimdi bu kadarı bile bence başlamanız için yeterli. Umarım size motivasyon olmuştur. İyi işlemeler. Bir ekle geldim. Kanaviçe şablonları eğer siz hazırdan kendiniz çıkartmayacaksanız, bulacaksanız İngilizce aramalarla da çok kapsamlı ve birbirinden farklı modellere ulaşmanız mümkün. Onun için cross stitch patterns yazarak aşağıda veriyor olacağım. Google'da arama yapabilirsiniz. Ondan başka 10marifette, 10marifet.org'da Kanaviçe şablon aramaları yaparak sizin için derlediğimiz güzel şablonlara ulaşma imkanınız var. Ben de şimdi zaten bu güzel bulduğum kaynağını da vererek ve bu şekilde çizdiğim şablonu da 10marifette paylaşıyor olacağım. Onun için de lütfen aşağıdaki açıklama bölümünde ilgili linki takip edin. Bu sefer sahiden hoşçakalın. Son bir şey. Gidemiyorum. Son bir şey. Lütfen kanala abone olun. Olmuyorsunuz, kalbimi kırıyorsunuz. Olun. Hadi hoşçakalın.